Teknik SR230. Normalde kumandalıymış bu amfim. Equalizer'lar çat çüt ediyor, temizlenecek. Balans potu çat çüt ediyor, temizlenecek. Balans potu da var. Ekranı silinecek, ekranı net değil, silince çok güzel net çıkacak. Birkaç yerine daha bakacağım. İnceleyeceğiz, koyacağız, dinleyeceğiz. Şu anda çalıyor ama iki kolon çalıyor. Terminalin kulağı kırık. Basit bir çözüm bulacağım buna. Bak, soğuk lemin babası. Bak, görüyor musun? Tamircilerin en çok sevdiği arızadır bu. Yani birçok tamircinin. Kaç para abi? 500 lira abi. STK değişti abi. Halbuki soğuk lemi attı bitti. Remote çıkışlar çalışmıyordu. Eğer bunu tazeledikten sonra şu remote çıkış çalışırsa, iki çakısı zaten çalışıyordu. Soğuk lemi demektir. Onu kurtarmış olduk. Sonra da ekranın oraya geçeceğiz. Açmışken STK'nın da lemlerine bakacağım. AUX çıkışlarının, onları da tazeleyeceğim. Direkt motorlu fan. Şimdi terminalin kulağı kırık olduğu için Clemens papuç atacağız. Terminale bir tane Clemens papuç gömeceğim. Dişi. Bu da erkek. Bunu da kolon tarafından gireceksin, olacak. O yüzden bir tane kablo lehimledim. Buradan. Terminalin altından. Terminalin altından bir tane kablo lehimledim. Devreye zarar vermedi. Bu zaten kırıktı. Papucu da bunun içine takacağım. Olacak, hiçbir sorun çıkmayacak. Böyle dandik iş yapmayacağız. Lehimciyiz bunu güzelce. Şimdi ben bunu açtığım deliğe buradan sokacağım. Şimdi soktuk. Şuradan silikonu basacağız. Bu sabitlenecek. Toplamaya devam.
Şimdi bunu da buraya yapıştırdık. Şimdi potları falan temizleyelim, equalizer'ı temizleyelim, bitirelim. Şimdi toza birlikte bakalım. Klasik. Bu ekran nasıl net göstersin? Equalizer. Tozları görüyor musun? Temizlenecek. Çok basit çıktı yalnız. Bu kadar basit olmasını beklemiyorum. Şimdi şu potu temizleyeceğiz. Soğuk sprey sıkacağım. Hemen ardından basınçlı havayla temizleyeceğim. Şimdi bir de çok az yağlayacağız spreyle. Fazla basarsanız bozarsınız potu. Sadece değdireceğim. Şimdi equalizer'a bakalım. Şimdi equalizer'ın içinde yağlı kontak spreyle sileceğiz. Sonra toplayacağız, iş bitecek. Şimdi buraları temizledik, yağladık azıcık. Şimdi şurada azıcık böyle soğuk rayon var gibi, onları düzelteceğim. Evet, toplama zamanı. Şu şase kablosunu kesmiştim direkt. Şimdi genel bir power testi yapacağım. Bak, ekrandaki netliği görüyor musun? Evet, kapağımızı takalım. Amfiyi bitirdik. Arka tarafı. Yaptığım olay da buydu. İstersen buna krokodil takarsın, istersen direkt elini bağlarsın çıkışa. Ayrıca impedans ayarı var amfide, güzelliyor. Şimdi ön tarafa geçelim. Bak, amfinin her yerini sildim. Potlarında hiçbir sorun yok. Şimdi bak, açıyorum. Ekrana iyi bakın. İlk baştakiyle ne kadar fark var? Görüyor musun ekranı? Şimdi çıkışları açmadan şu ekranın şeyini de göstereyim. Göstergeyi. Şu an çünkü AUX'tan bağlı. Kırmızı yerlerine bak. Görüyor musun abi? Ne kadar güzel bir amfi. İçinde radyosu olması, fon çıkışı olması, buradaki bu 5 band equalizer'ı, balans ayarı, ayrıyetten kolonları ayırabilmesi, AB diye geçer çoğu amfide.
Bunu da işte remote diye yapmış. Ayrıca impedans ayarı var arkada. Çok güzel bir amfi. Açıyorum. Kısala. Şimdi ne bağladım ben bunu onu da söyleyeyim. İki tane Sony bağladım. İki tane de büyük Sony bağladım. MC-VX700'ün olması lazım şu ikisi. Şu ikisi. Aşağı yukarı şunlar 100'er watt'tır. Şimdi remote'da yan kolonlar var. Açıyorum. Şimdi ikisini birden çalıştırıyorum. Bak sağa geçiyorum. Şimdi bak, equalizer'a bak. Şimdi bu amfi yaklaşık 30 yıldır Japonya'da yaşayan bir abinin amfisi. Bunda kumandası da var bu abide. Tesadüf tanıştık. İçerik amaçlı aldım amfiyi. Çektim. Hoşuma da gitti. Hoşuma giden şeyleri böyle yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Şimdi bak main speakerları çalıyorum. Yani amfimiz buydu. Şimdi bir ses testi yapacağım, bırakacağım bir. Şimdi sesi fazla açmıyorum çünkü hoparlörlerim yoracak biliyorum çok açarsam. Ya şu amfinin şu güzelliğine bak. Şuradaki şu detayı görüyor musun?
Tamam, filmimizin testi bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.